Başarılar dilerim sanırım. Sayın Elif Sağlam, Öztarık İstendirisi Tekirdağ Şube Başkanı. Öztarık İstendirisi Tekirdağ Şubesi 1. Olay Genel Kurulu'nun başarılı geçmesini, Tekirdağ'ımıza ve sendikamıza hayırlar getirmesini dilerim. Nazik davetinize teşekkür eder. Size şahsınızda tüm katılımcı davetlilere selam ve saygılarımı sunarım. Çiğdem Konca Gül, AK Parti Tekirdağ. Dışarıdaki arkadaşlarımızı saran alalım, görevliler. Şimdi misafirlerimizi takdim etmek üzere İstanbul 2 No'lu Şube Başkanımız, Divan Başkan Yardımcımız Erdem Dinç'e mikrofonu veriyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Tabii Divan Başkanımızın bu güzel sevk ve idaresine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kıymetli Azim, değerli Genel Başkanım, misafirlerimizi sırasıyla takdim ediyorum. Öztarık İstendirmesi Genel Başkanı Sayın Devlet Sert. Aynı zamanda Divan Başkanımız, Öztarık İstendirmesi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Remzi Karataş. AK Parti Süleyman Paşa İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Hidayet Dinçer. AK Parti Süleymanpaşa Kadın Kolları Başkanı Sayın Bahar Sarıgül. Planlanmış program sebebiyle biraz önce aramızdan ayrıldı kendileri. Tekirdağ 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Sayın Ömer Faruk Yemiş. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sayın Önder Çakal. Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin Atak. Medya İş Sendikası Genel Sekreteri Sayın İsmail Çetin. Hak İş Konfederasyonu Tekirdağ İl Başkanı ve Özgüda İş Sendikası Çorlu Şube Başkanı Sayın Cüneyt Aydın. Sağlık Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz. Hizmet İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Sayın Aykut Akdemir. Medya İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Sayın Oğuzhan Özdemir. Özfinans İş Sendikası İstanbul Avrupa Şube Başkanı Sayın Doktor Mümin Evren. Öz İplik İş Sendikası Çorlu Şube Başkanı Sayın Engin Osmanoğlu. Öz Çelik İş Sendikası İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Sayın Mehmet Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri. Öz Orman İş Sendikası İstanbul Bölge Başkanı Sayın Muhammed Küçük. Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Sayın Fatlı Erdem. Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Sayın Temel Yazıcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri. Öz Sağlık İş Sendikası Bendeniz İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Erdem Dinç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz. Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Sayın Ergin Balekoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri. Öztağlık İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Sayın Burak Kaytaran ve Yönetim Kurulu Üyeleri. Öztağlık İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Sayın Emre Promet ve Yönetim Kurulu Üyeleri. Öztağlık İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Sayın Recep Esen ve Yönetim Kurulu Üyeleri. Öztağlık İş Sendikası Kırklareli Şube Başkanı Sayın İbrahim Arı ve Yönetim Kurulu Üyeleri. Aynı zamanda Tekirdağ Şube Başkanımızın kıymetli babası, annesi ve evladı da aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Evet, teşekkür ederim. Buyurun başkanım. Teşekkürler Erdem Başkan. Aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Bizim divanımıza ulaşan hak işimizin Tekirdağ İl Başkanı, Özgüdağ İstendikamızın Çorlu Şube Başkanı Sayın Güneyt Aydın'ı
selamlama konuşma yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın başkanım. Saygıdeğer divan, sayın genel başkanım, genel başkan yardımcılarım, Özsağlık İşçiler Sendikası'nın saygıdeğer şube başkanları ve şube başkan yardımcıları, kardeş sendikalarımızın şube başkanları ve şube başkan yardımcıları, saygıdeğer delegeler, basın mensupları ve misafirlerimiz. Özsağlık İşçiler Sendikası'nın Tekirdağ şubemizin birinci olan genel kurulunda hepiniz hoş geldiniz. Konfederasyonumuzun genel başkanlarında olduğu gibi sayın genel başkanım Tekirdağ'ımıza geldiğiniz için ekibinize ve size, sizleri ağırlamaktan onur ve gurur duyduğumu böyle bildirmek isterim. Teşekkür ederim başkanım. Koronavirüs salgınının pandeminin hafiflemesiyle tekrar yan yana gelmekten, bu toplantıları yüz yüze yapabilmekten ve kongremizi olan dışı şartlardan kurtulmuş bir şekilde gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek ve başlamak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi bu süreci büyük fedakarlıklar, üzüntüler ve büyük dersler alarak geçirdik. Hemen belirtmek isterim ki bu süreci başta emekçi sınıflar, Türkiye işçi sınıfı ve özellikle sağlık çalışanları sırtlanmıştır. Tüm kısıtlamalardan muaf tutularak üretime devam eden, canı pahasına çalışan Türkiye işçi sınıfı ve Özsağlık İş Sendikası yiğit fedakar emekçileri, sizlere sırtlandığınız yük ve cesaretiniz için şükranlarımı sunuyorum. Değerli katılımcılar, ülkemiz ve dünyamız bu büyük badirelerin sancılarını ne yazık ki hala çekiyor. Savaş, kriz, enflasyon, gıda kıtlığı gibi içinde bulunduğumuz dünya düzeninin kronik sorunlarını ağırlaşarak varlığını sürdürüyor ve ne yazık ki ülkemiz bu koşullardan derin bir biçimde etkileniyor. Yine ne yazıktır ki bu ağırlaşan koşulları sırtlanan en büyük bedelleri ödeyen yoksullar, emekçiler ve işçiler oluyor. En büyük bedelleri ödeyen yoksullar, emekçiler ve işçiler, emperyalist kapitalist sistemin zayıflıklarını ve yaşadığımız felaketlerin karşısında ne kadar çaresiz kaldığını gördük. Neoliberal sistemin ve bu sistemin getirdiği özelleştirmenin, özellikle sağlık alanında yapılan özelleştirmelerin, acil çetesini yaşadık. En büyük örneği emperyalist kapitalist sistem merkezlerinden biri olan Avrupa'nın pandemiden ağır biçimde etkilenmesi ve özelleştirilen sağlık sisteminin yaşadığı fiyaskonun gözünün önünde serilmesi oldu. Bazı Avrupa ülkelerinde özel sağlık kuruluşlarının kamulaştırılması adımları atıldı. Planlama ve kriz yönetimi konusunda pandemi göstermiştir ki neoliberal düzen sınıfta kalmıştır. Bu durum bize bir kez daha eğitim, sağlık, enerji gibi kritik sektörlerin neden kamunun elinde bulunması gerektiğini göstermiştir. Tüm bu yaşananlara rağmen neoliberal sistemin muktedirleri mağrur duruşlarından hiçbir şey kaybetmedikleri gibi dünya çapında yaşanan krizin ağır sonuçlarını paylaşmakta imtina ediyorlar. Ülkemiz ve dünyada çalışan kesimler ağır bir enflasyon altında ezilirken, ücretleri eriyip geçim sıkıntısı yaşarken sermaye sınıfı dünyayı yeni savaşlara ve krizlere sürüklüyor. Savaşların yarattığı krizleri fırsata çevirip işçi sınıfı üzerinden baskıyı arttırmayı ihmal etmiyor. Esnek ve güvencesiz çalışma, taşeronlaştırmayı yaygınlaştırıyor. Sendikalı olan işçiler üzerinde baskı kurarak istifa ettirilmeye çalışılıyor ve türlü bahanelerle işten çıkartılıyor. İşsiz yığınlar çalışanlara karşı bir silah olarak kullanılıyor. İşçiler o yığınların arasında sürüklenmekle tehdit ediliyor. Yedek iş gücü ordusu, işverenler tarafından çalışanlara karşı yerine her an yenileriyle doldurabileceği bir tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Sendikaların büyük zorluklar ve baskılara rağmen yetki aldıkları iş yerleri, yasaların boşluğundan yararlanan işverenler için birer hukuk serüvenine dönüştürülüyor. Uzun süren dava süreçleriyle işçiler yıldırılmaya çalışılıyor. İşveren lobileri işsizlerin örgüsüz olmalarından faydalanarak ve kendi lehlerine bulunan temsillik adaletsizleri kullanarak yasaların düzenlenmesine müsaade etmiyor. Sermayelerden lüksünden vazgeçmiyor, kar oranlarının düşmesinden ve hedeflerinin şaşmasından bilim taviz vermiyor. Ancak çalışanlarına sabır diyor, tevekkül diyor ve taviz bekliyor. Bu gerçek dışı beklenti sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Bugün işlerin yolunda gidiyor gibi görünmesi sadece büyük bir çatışmanın ertelenmesi anlamına gelmektedir. Çözüm ise bu tek taraflı yaklaşımın tersine çevirerek emekçilere yüklenen krizin ağırlığının paylaşılmasından geçiyor. Toplumun mutluluğu ve iş barışının sağlanması, iş yerinde huzurlu bir çalışma ortamının kurulmasının yolu hakça bölüşümden, adil bir paylaşımdan geçiyor. Aksi takdirde ülkemizin ve dünyanın içinde gireceği kriz boyutu değişerek büyüyecek ve derinleşecektir.
Tek taraflı bencil ve yalnız kâr hırsıyla hareket eden yaklaşımların yenilenmeye mahkum olduğunu görülecektir. Oraya koyduğumuz çözümün, ortaya koyduğumuz çözümün anahtarı ise sendikal olmalıdır. Sendikalar örgütlenecek, daha büyük bir kesim için diyalog yolları bularak kapıları arayacak, pazarlık yapıp çalışanların haklarını savunacak ve elbette gerekirse kavgadan geri durmayacak ve mücadele edeceklerdir. Bu görev hepimizin sırtına sendikacılara, emekçilere büyük sorumluluk yüklemektedir. Daha fazla çalışacak, örgütlü gücümüzü büyüteceğiz. Dünyadaki tüm sorunların kaynağı sanki işçilermiş gibi bütün zorlukların aşılması onların boynunun borcuymuş gibi hareket edilmesini kabul etmeyeceğiz. Yaşananlara tek bir suçumuz varsa o da örgütlü olmamak ve sesimizi çıkarmamaktır. Bu görüşle Özsağlık İş Sendikası'nın Tekirdağ Şubemizin birinci olan genel kurulunu selamlıyor. Yeni döneminde Elif Başkan'a, işçi sınıfımıza kol kola büyüyerek, örgütlenerek ve mücadele geçmesini temenni ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekirdağ Harçiyil Başkanımız Cüneyt Başkan'a teşekkür ediyorum. Elbette özel sektörde sendikacılık yapmak zor. Öz iplik iş, öz gıda iş, öz ağaç iş, kısmen bir medya iş, yıllardır içerisindeyiz, hak eden. Verdikleri mücadeleleri biliyorum, izliyorum, takip ediyorum. Şahsınızla buradan tüm genel başkanlarınıza saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi kardeş sendikamız, paydaşımız, et ve tırnak mı diyelim, su, tas mı diyelim, Sağlık Sen Şube Başkanımız Sayın Hamza Öksüz Bey'i kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, kıymetli Hazırım, kıymetli delegasyon, saygıdeğer basın mensupları, kıymetli misafirler. Hele bir de Trabzonluysa Genel Başkan da hemşerimizmiş. Bugün öğrendim. Yani sendikacı mikrofonu çok sever. Hele bir de Trabzonluysa kendi adıma söyleyeyim. Ama iki gündür hastaydım. Dün de bir iki tane serum taktırdık. Hem kardeş sendikamızın kongresine hazırlanmak hem de Perşembe günü Trabzonspor'un çok önemli bir maçı var. Kendimizi toparlamamız gerekiyor. Öğrencilerimi kısa keseceğim ben. Sizleri şahsım, yönetim kurulu ve teşkilatım adına en derin sevgi ve saygıyla muhabbette selamlıyorum. Tekirdağ'da veya Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursa olsun bir binaya, bir işi yapıyorken temellerini sağlam atmak gerekiyor. O yüzden hak işin sonradan herhalde öz sağlık iş diye ayrıldı. Sağlık kurumlarındaki örgütlenmesi aşamasında bazı isimleri zikretmeden geçmek onlara haksızlık olur diye. Ses kısıtlı olsa da bu yüzden söz alma niceliğinde ve bizlere teklifinde bulunduklarından geri çevirmeme sebebim de aslında buydu. Şu andaki İl Sağlık Müdürümüz Hacı Cengiz Kalkan Bey, bu dönem personelden sorumlu başkandı. Bugün kendi bakanlığa davet etti, bizi gittik. Kulakları çınlasın epeyden beri, uzun süreden beri de kendisiyle görüşmedi. Çorlu'da Abdurrahman Çatak Bey'le bizi tanıştırdı. Hak işten ben kendisini biliyorum. Burada kurumlarda örgütlenmek istiyorlar. Hak işin de genel başkan yardımcısıyım. Şu anki vazifesi ne bilmiyorum. Telefonumda Vaki Bey diye kayıtlı. Kendileriyle tanıştırdılar. Örgütlenme noktasında bizim de desteğimizi istediler. Yarım saat içerisinde yapmış olduğumuz görüşmeleri kısa kısa sizlerle paylaşmak isterim. Tekirdağ Devlet Hastanesi, o dönem şehir hastanesi yok, ilin en büyük hastanesi. Otelcilik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlıydı o zaman. Taşeron'da işçi sınıfında çalışan arkadaşlarımız, şu anda işçi olan arkadaşlarımız. Melahat Aydeğer, kulakları çınlasın, onu aradık. Dedim, böyle böyle bizim destek olup yanında durduğumuz bir sendika. Örgütlenmesi aşamasında müdürüm dedim, size emanet ediyoruz. Yemekhanede tüm arkadaşları toplayarak hem Abdurrahman Bey'i hem de Baki Bey'i çalışan arkadaşlarla ilk temas Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde kuruldu. Çorlu Devlet Hastanesi yine Otelcilik Hizmetleri Müdürü. Şu an Namık Kemal Üniversitesi'nde görev yapıyor. Adnan Baç kardeşi. Ondan aynı ricada bulunduk. Oradaki örgütlenme onun sayesinde oldu. Çerkezköy Devlet Hastanesi Müdürü Yalçınay kardeşim şu anda
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin müdürlüğünü de yürütüyor. Dedim kardeş, ben buradayım, destek veriyoruz. Dilber Hanım halinde şirketten işçi sınıfındaki arkadaşların sorumlusu mu? Dedi evet abi. Dedim ben görüşeyim, sen görüşür müsün? Abi Cengiz abiye de selam söylesin, oradaysa sorun yok, gelsinler. Nahum Kemal Üniversitesi Hastane Müdürü Fevzi Kıran abi halen daha orada görev yapıyor ama idareci olarak değil. Telefon açtım, dedim abi memur seni biliyorsun, hak işi sizden önce biliyorum dedi. Dedim abi öyle böyle bir durum var. Hemen ne zaman istersen başkanım gelsinler, yardımcı oluruz. Bu yarım saat içerisinde yapılan görüşmeler. Malkara'dan Erkan, diğer hastanelerle ilgili söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. En büyük hastanelerdi. Hatta Baki Bey'i 3-4 defa 15-20 gün sonra, bir ay sonra arayıp istemetmek zorunda da kaldım. Kadir kardeşim İl Sağlık Müdürlüğü'nde. Arada dedi başkanım buradasın dedik, gelen giden var. Bir yere üye olmuyoruz, biz üye yapmayı gelen yok. Bayağı da bir sistemle de telefon açışımız oldu. Velhasıl kelam, Tekirdağ'da öz sağlık işin ve hak işin sağlık kurumlarındaki temelleri samimiyet ve güven üzerine inşa edildi. Benim üzerime değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Ve Elif kardeşimin, Elif başkanımın da liderliğinde başarıdan başarıya gittiğini hep beraber görüyoruz. Herhangi bir sıkıntı olduğunda da rahatlıkla bunu müzakere ederek aynı ihvalde, aynı söylemlerde çalışanlarımız için daha iyisini, ilimiz için, kurumlar için, ülkemiz için üretmeye gayret ediyoruz. Bizler çalışacağız, üreteceğiz. Sayın Genel Başkanım çok güzel ifadeler kullandılar. Bizim çalışıp üretmekten ziyade bu ülkeye farklı bir borcumuz da var kıymetli kardeşlerim. Çoğunu yaşamadım. Bir 15 Temmuz'u tecrübe ettik. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, sanırım 10 Ağustos 2007 E-Muhtırası. O tarihe kadar Türk milletine hep şunu söylediler. Siz seçin ama biz yönetiriz. Ama 2007'de bu tarih değişti. O dönemin genel kurmay başkanına, şimdiki başkanımız dedi, sen başbakanlığa bağlı bir birimsin, haddini bil. Özeti kısaca söylediği buydu. Ve 15 Temmuz 2016'da bir darbede sokaklara çıkılması gerektiğini yaşayarak tecrübe ettik. Her 10 yılda bir silsileler halinde bu ülkede darbe girişimine bizzat başarılı olduğu başbakan asıldı. Çoğunda da başarı elde edildi. Dünyanın en güzel coğrafyasında Müslüman Türk olarak Allah bizi dünyaya bahşetti. Dünyada hiçbir renk doğacak olduğu topraklarında kendini de dünyaya getirecek anne babasını seçme şansına sahip değil. Bizim Türkiye'yi alıp da başka bir tarafa götürebilme şansına sahip değiliz. Biz, genel başkanımız, burada bulunan kıymetli divan kurulu üyeleri, şube başkanları ancak yol gösteririz ama bu ülkenin geleceği sizin yetiştirecek olduğunuz evlatlar. O yüzden sizlerle ülkemiz adına yapmanız gereken önemli görevi önce ben değil, önce ülkem diyen ve sorgulayan nesiller, evlatlar yetiştirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Evlatlarınıza sahip çıkmanızı canı gönülden arzu ediyorum. Dünya beşler emek ve sermayeden büyüktür diyerek birinci öz sağlık işimizin Tekirdağ şubesinin birinci olağan genel kurulunda hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Misafirlerimize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hamza Başkan'a teşekkür ediyorum. Yalnız Hamza Başkan, Baki Bey ile ilgili cümle kurdum. Ben 2013-2019 arasında Özbüro İşlerimizde Genel Başarcı'yı yaptım. Özbüro'nun kurucusuyum aynı zamanda. Eğer yıl dediğiniz yıl 2014'ten sonra ise o civarında mı? Çünkü ben hatırlıyorum Tekirdağ'daki örgütlerim hangi şarjına. Özellikle biz Baki Gülbaba'yı, ben o zaman Hizmet İşler Personel Daire Başkanı yaptığım dönemde sendikada uzman olarak işe başlattık. Reşat Kaya vardı, devlet başkanımız bilir. Onunla birlikte buraya gönderdik. Tekirdağ özellikle o ilk arkadaşlarımızın çok katkısı var. Ama bu olaydan, ben Tekirdağ'a geldim gittim Özbaşı'na göre yaptığım dönemden. Bu olaydan haberim yok, onu bilgi vermiş olayım. Sistemde ilk de söyledik sadece tek bir kurumla ilgili, sağlık müdürlüğü. Tamam. Onu açıklayayım çünkü üzerimde bir soru kalmasın. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu gündemi kapatacağız. Konuşmak isteyen var mı başka misafirlerimizden? Aykut Başkan.
Hayır, biz dinleyelim, biz konuşuyorsunuz da yani. Aykut Başkan, bir selamla mı? Teşekkür ederim, dinlediğiniz için. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, AKİŞ'imizin Sayın Tekirdağ İl Başkanı, SDK'larımızın şube başkanları, sayın delegeler, sayın misafirler, hepiniz birinci olan genel kurula hoş geldiniz. Şimdi söylenecek çok söz var. Buradaki emeğimiz hepimizin çok fazla. Hizmetçi olarak başladığımız bu yolda, hani Tekirdağ'da hizmetçiyle başladık. Bizimle birlikte yürüyen arkadaşlarımız da burada. Nihat abimiz de burada. Kadir Bey de burada. Nalan Hanım da burada. Ve Elif Hanım da. Bizim kadın komite başkanımız da. Sonraki iş kollarımızın değişmesi, kadrolaşmalarımızın olmasından dolayı Öz Sağlık Sendikamız kuruldu. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde tüm sendikalar olarak destek verdik, katkı verdik. Tekirdağ'ımızda Öz Sağlığı'nı kurmaya çalıştık. Ve en iyi şekilde de kurduğumuzu düşünüyorum. Sayın Genel Başkanıma da teşekkür ediyorum. Doğru insanı seçtiği için, doğru insanla yol yürüdüğü için. O doğru insan da kendi yönetimini kurdu. Ve kendi teşkilatını Tekirdağ'da kurdu. O da güzel bir şekilde kurdu. Ona da teşekkür ediyorum. İnşallah Allah'ım onu da hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. İnşallah bu işin hakkından gelsin. Sizlerle iyi bir yolda yürüsün inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah yoksa olur. Evet, Erkut Başkan çok teşekkür ederim. Gündemin 5. maddesini kapatıyoruz. Dilek bir temelde durumuna geçiyoruz. 6. madde. Kültür Sanat Komite Başkanımız Mümtaz Er. Tekirdağ Şubesi Kültür Sanat Komite Başkanı. Buyurun Mümtaz Er. Bir alkış. Hayırlısı sana. Öz Sağlık İş Sendikası, Tekirdağ Şube Başkanı, Kültür Komite Başkanı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekirdağ'ın incisi olan, Trakya'mızın incisi olan Tekirdağ'ımızda yapılan, birinci olan genel kurulumuzun hepimizin adına hayırlı olmasını cani gönülden temenni ederim. Saygıdeğer Genel Başkanım, Devlet Sert Beyefendinin önderliğinde üyesi olmaktan her zaman gurur duyduğum Öz Sağlık İş Sendikası'nın ama genel, ama iller bazında yapmış olduğu olumlu şeffaf çalışmaları takdirle takip etmekteyiz. Sizlerin sayesinde bizler hayal bile edemeyeceğimiz haklara sahip olduk. Ve Allah'ın izniyle de daha iyi haklara sahip olacağımıza cani gönülden inanıyoruz. Bizler Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri olarak değerli şube başkanı Sayın Elif Sağlam'ın çevresinde kenetlenmiş olarak ona tam destek vererek yolumuza emin adımlarla devam etmekteyiz. Şube başkanımız gerçekten de bizlerin sorunları ve problemleriyle kendi sorunu ve problemi gibi cani gönülden ilgilenmekte, dik duruşu ile bizlere örnek olmaktadır. Mütevazi kişiliği ile sevgi ve saygı kazanmış bir şube başkanıdır. Göreve geldiği ilk günden itibaren Tekirdağ'ımıza sendikacılığın ne olduğunu bize öğretmiş, farklı uzlaşmacı ve hak koruyan bir sendikacılık yaratmıştır. Bu sebepten dolayı bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da şube başkanımızın sonuna kadar yanında olacağız. Biz de ondan razıyız. İnşallah o da bizden razıdır. Yaşasın sendika, yaşasın Öz Sağlık İş. Sonuna kadar Öz Sağlık İş. Evet, görüyorsunuz değil mi? Komite başkanlarımız ne diyorlar? Maşallah, maşallah. Allah nazar değilmesin. Mümtaz Başkan. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi kadın komite başkanımız,
Tekirdağ Şubemizin katı komite başkanı Çiğdem Gülsel Hanımefendi. Buyurun. Sayın Divan, değerli genel başkanım, çok kıymetli misafirlerimiz. Öz Sağlık İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanlığı Kadın Komitesi olarak sizi saygıyla selamlıyorum. Üç Kemaller Diyarı, Marmara'nın göz bebeği, Üzüm Cenneti şehrimize hoş geldiniz, bizleri şereflendirdiniz. Öz Sağlık İş Sendikamızın ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Sert Beyefendinin kadın işçi, kadın üye, sendikacı kadın kimliği, sendikal kadrolarda kadın yönetici kadın olgularına vermiş olduğu kıymeti bizler Tekirdağ'da bizzat yaşayarak müşahede ediyoruz. Bizlere büyük destek veren, kadın bir şube başkanı olarak bizlere yol gösteren, kadınların her alanda başarılı olabileceğini bizlere ispatlayan, çalışan kadın ve üye kadın kimliğimiz ile her daim gurur duymamızı sağlayan, bize başkanlık eden, adı gibi her koşulda dik duran ve bize her daim sahip çıkan emekçi, mert bir şube başkanına sahibiz. Biz de şube başkanımız ile gurur duyuyor, genel kurulda kadın komite başkanlığı olarak Sayın Elif Sağlam başkanımıza başarılar diliyoruz. Biz Öz Sağlık İş'in Tekirdağlı kadın çalışanları olarak Tekirdağ teşkilatımızın yarısından fazlasını oluşturuyor ve her kademelerde görevler alıyoruz. Kadın başkanlığı olarak STK'larla olan ilişkileri, üyelerimizin acı tatlı, hüzünlü sevinçli günlerini paylaşıyor, kadın üyelerimizin kurumlarda yaşamış oldukları sorunları yerinde bildiriyor ve şube başkanlığımıza iletiyoruz. İlimizde özellikle toplumsal olaylarda ilgili olarak yapılan ortak açıklamalarda yerimize alıyor. Hem ulusal hem uluslararası sendikal olaylar başta olmak üzere mağdur ve mazlum milletimizin yarasına merhem olmaya çalışıyor. Onların terk edilmiş mahzunluklarına kadın eli uzatıyoruz. Bizler güçlü Türkiye'nin güçlü kadınlarıyız. Bizler bu toprakların, topraklar için, devletimizin bekası ve çocuklarımızın geleceği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Anadolu'nun Trakya'nın emekçi kadınlarıyız. Sizleri tarihin bilinen en eski topraklarından ve medeniyetlerinden biri olan Tekirdağ'ımızda ağırlamaktan son derece de mutluyuz. Kadın Komite Başkanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Şube Başkanımız Sayın Elif Sağlam'ın yanında olduğumuzu belirtiyor. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kadın Komite Başkanımıza teşekkür ediyorum. Malum Genel Başkanımız konuşmasında değindi. Sendikamızın yaklaşık %49'u kadın üyelerimiz oluşturuyor. Teşkilatımızda yanlış hatırlamıyorsam 17 civarında kadın şube başkanımız var. Bu anlamda kadın üyelerimizin çok daha iyi motive olmaları gerekiyor. Sanırım mesajı anlamışsınızdır. Kıymetli delegelerimiz, sevgili misafirlerimiz. Şimdi konuşmalar yapmak üzere Çiğdem Hanım bahsetti. Mert dedi, hanımefendi dedi, Cesur Başkan dedi. Aklıma şu geldi aslında. Adı Elif, Elif'in ne manaya geldiğini biliyorsunuz zaten. Soyadı Sağlam. Annesi babası burada mı? Tesadüf mü bilmiyorum ama güzel bir isim ve soy isim. Rabbim yolunu açık etsin inşallah. Elif Başkan. Konuşmalar yapmak üzere hep bir şey lazım. Buyurun. Elif Başkan konuşmasını yaparken
zorunlu organlar maddesine geçeceğiz bir sonraki maddeye. Divana teklifler ulaştıran isteyebilirim. Buyurun Eylül Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Divan, Sayın Diğer Genel Başkanım, kıymetli Genel Başkan Yardımcım, siyasi partilerimizin saygıdeğer yöneticileri, Akış Konfederasyonumuzun değerli başkanı, sendikamızın çevre illerinden teşkil eden şube başkan yöneticileri, İl Sağlık Müdürlüğümüzün kıymetli bürokratları, başkan ve başkan yardımcılarım, kardeş sendikalarımızın çok kıymetli şube, il ve bölge başkanları, hastanemizin değerli yöneticileri, Tekirdağ'ımızın dört bir yanından genel kurulumuza teşrif eden çok kıymetli delegasyonlarımız, teşkilatımızın iskeletini oluşturan temsilci arkadaşlarım, kıymetli hazurum. Büyük emekler, özveriyle davamızı büyüttüğümüz, gece gündüz demeden uğruna alın ve akıl tarı döktüğümüz emek mücadelemizin merkezi Öz Sağlık İş Sendikamızın Tekirdağ Şubesi'nin Demokrasi Şöleni 1. Oman Genel Kurulu'na hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bizler bu güzel vatanın dört bir yanında halkımızın sağlık hizmetini en iyi şekilde almasına yardımcı olan sağlık işçileriyiz. Bizler devletimizin bize emanet ettiği yardıma ihtiyaç duyan yaşlılarımızın, hayatlarını tek başına idame ettiremeyen engellilerimizin, yuva hasreti, anne baba özlemi çeken kimsesiz yavrularımızın başını yasladığı sine, tutulduğundan tuttuğu eliz. Biz bu büyük devletin, bu merhametli milletin vicdanın sosyal hizmet işçi çalışanlarıyız. Hayatın her alanında var olan bizler, örgütlenmenin, mücadelenin, azmin ve inancının en güzel örneğini vererek büyük bir çatıyı da beraberimizde büyüttük. 200 bin üyeli Türkiye'nin en büyük sendikası Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, Öz Sağlık İş Sendikamızın çatısı altında bulunmaktan büyük gurur, büyük mutluluk duyuyoruz. Sendikamıza emek veren, bugünlere getiren, herkese şükranlarımızı sunuyor, Allah razı olsun diyorum. Tekirdağ Şube Başkanlığı görevine getirildiğim ilk gün dün gibi aklımda. Tek başıma başladığım bu zorlu davamıza inançla, çalışarak ve genel merkezimizin desteğiyle hızlı bir şekilde şube yönetimimizi oluşturduk. Kurumlarımızın hepsinde iş yeri temsilci atamalarımızı tamamlayarak, komite ve komite başkan yardımcısı atamalarımızı tamamlayarak ve birçok kurumumuzu oluşturduğumuz disiplin kurulu üyelerimizin atamalarını tamamlayarak kocaman bir aile oluşturduk. İlk günden ta ki bugüne kadar bu zor ve kutlu davamızda yol arkadaşlığı yapan, her türlü mücadeleyi bir saniye bile düşünmeden veren şube başkan yardımcılarımıza, temsilcilerimize, komite ve komite başkan yardımcılarına sonsuz teşekkürler sunmak istiyorum. Bizlerin ülkemizin her bir yanında sürdürdüğü bu mücadele sadece sendikal bir mücadele değil, sadece örgütlü bir toplum oluşturmak değil, aynı zamanda güçlü, büyük, inançlı değerler uğruna hizmet veren Öz Sağlık İş Sendikamızın gücüne güç katma yolculuğudur. Çok değerli Genel Başkanım, kıymetli Genel Merkez Yöneticileri, asıl sağlıklı. Bugün Tekirdağ Şubemizin ilk kongresi, ilk genel kurulu. Atamalardan seçimlere kadar gelmiş olduğumuz bu yolculuk, sendika için demokrasinin varlığının kazanımını getirdiği huzurlu, şeffaf bir yolculuktur. Çok emek verdik. Gece gündüz sahada, kurumlarımızda, iş yerlerimizde, üyemiz olsun olmasın tüm sağlık ve sosyal hizmet işçilerimizin yanında olmaya, derdiyle dertlenmeye büyük önem gösterdik. Çok çalışmak için yola çıktık, çalıştık, çabaladık. Biz üzerinde düşen ülkeyiz. Başarı çalışanızla düsturuyla hareket ettik. Takdir önce Cenab-ı Hakk'a, sonra her bir ferdine aziz bildiğimiz teşkilatımıza aittir. Birliğimizden, beraberliğimizden, aile bağımızdan vazgeçmediğimiz sürece Allah'ın izniyle Öz Sağlık İş Sendikamız her daim var olacak, her daim güçlü kalacak. Bu çatı altında
Sağlık ve sosyal hizmet işçilerimiz her daim mutlu, huzurlu ve kazançlı olacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bunun sürekliliği için heyecanımızı, enerjimizi yüksek tutuyor, çabamızı her geçen gün arttırarak yol almaya devam ediyoruz. Değerli hazırım, kıymetli misafirlerimiz, bu özel günümüzde elinizi tuttuğunuz, yüreğinizdeki heyecana ortak olduğunuz, ilk kez yaptığımız kongremizin demokratik güzelliğini bizlerle paylaştığınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte güçlüyüz ve sonuç ne olursa olsun bu gücü arkamıza alarak çalışmaya, hizmet vermeye devam edeceğiz. Sözlerime burada son vermeden önce, müsaadenizle öncelikle beni bugünlere getiren, her daim arkamda olan, desteklerini bir saniye bile esirgemeyen anneme, babama ve evlatlarıma, kadın erkek birlikte yürümemizin yönünü açan, çeyrek asırlık emek mücadelemizin önderi, başarı öyküsünün mimarı, Hak İş Konfederasyonumuz ve Hizmet Sendikamızın saygıdeğer genel başkanı Mahmut Arslan'a, kardeşliğimizi, hukukumuzu, birbirimize olan samimiyetimizi kaybetmeden ve kaybetmek pahasına dahi olsa üyelerimize asla yalan söylemeyeceğiz sözüyle bu kutlu davamızı bu düstur ile yürütmeyi bizlere nakşeden saygıdeğer genel başkanım Mehmet Sert'e, sendika ile tanışmama vesile olup sendikal bir bağ ile değil, kardeşlik hukuku ile de uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptım. Kıymetli Hizmet Sevgili Strak Şube Başkanım Aykut Aktemur'a. Öz Sağlık Sendikası ailesine katıldığım ilk günden bugüne sadece sendikal bir yol arkadaşlığı değil, aynı zamanda şahsıma yürekten destekleyen ve dostlukları bir saniye bile esirgemeyen kıymetli İstanbul Kilolu Şube Başkanımız Erdem Dinç ve Genel Merkez Tisçulamız Ece Fera sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Genel kurulumuzun hayırlı vesile olması Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Saygılarımla Allah'a emanet olun. Evet, Elif Sağlam Başkan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Divanımıza zorunlu organlara aday olanlarla ilgili bir adet liste geldi. Başka liste var mı? Artık son maddeye geçiyoruz. Sanırım yok. Genel kurulu arz edeyim. Öz Sağlık Sendikası Tekirdağ Şube Başkanlığı, birinci olan genel kurulu divan başkanlığı. Şubemizin birinci olan genel kurulda seçilecek zorunlu organlara aday olanların isim listesi ekle sunulmuştur. 2 Kasım 2022. Gereğini bilgilerinize arz ederiz, teklif edenler. Elif Sağlam, Gülcan Altsoy, Çiğden Yüksel, Sinem Başkaya, Sadi Ocak diye devam eden yaklaşık 51 tane imzayı taşıyor. Öz Sağlık Sendikası, Tekirdağ Şubesi 1. olan genel kurulunda zorunlu organlara aday olanların isim listesidir. Şube Başkanı da Elif Sağlam. Şube Yönetim Kurulu asıl üyeleri Gülcan Alpsoy, Çiğdem Yüksel, Habib Göğmen. Şube Yönetim Kurulu yedek üyeleri Tolga Esen, Ali Kır, Begüm Mutlu, Mustafa Bütüner. Şube Denetleme Kurulu asıl üyeleri Mukadder Ügüden, Ramazan Tınaztepe, Gülsüm Yılmaz Açke. Şube Denetleme Kurulu yedek üyeleri Çiğdem Çelik, Gürkan Bektaş, Dilber Arı. Şube Disiplin Kurulu asıl üyeleri Kadir Demirtaş, Mümin Karaca, Ersin Altaca. Şube Disiplin Kurulu yedek üyeleri Onur Gökdereli, Ahmet Gerçek, Uğur Öztürk. Üst kurulu delegeleri Elif Sağlam, Gülcan Alpsoy, Çiğdem Yüksel, Habib Göğmen. Değerli hazırım, genel kurulumuzun bütün gündem maddelerini icra ettik. Artık bizim divan olarak görevimizi
Seçim kurumuz burada sanırım hazırlık yapıyor, ona devam edeceğiz. Katkılarınıza, desteklerinize çok teşekkür ediyorum. Salondan ayrılmadan önce aile fotoğrafı alacağız. Sanırım bu tarafta alacağız. Aile fotoğrafından sonra oy kullanacak delegelerimiz. Aynı zamanda sanırım karşı stand kurulacak. Genel başkanımız delegelerimize plaka takdim edecek. Takdim edecek. Evet. Sonra yemek var sanırım. Yalnız bize liste, blok adlı geldi. Yani blok ne demek blok liste? Delege arkadaşlarımız bunu katlıyorlar, fişe koyuyor ve sen dağıtıyor. Bu halde oy kullanmak üzere, blok liste halinde oy kullanmak üzere delegelerimizin oylarını da sunuyorum. Kabul edenler işaret büyüsün lütfen. Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler, çekimserler. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Şimdi aile fotoğraf almak üzere vaziyet alalım. Nerede alacağız? Arka tarafa da mı alıyoruz? Evet, burada. Arka tarafa şey ayarlıyor musunuz? Resim için. Tamam. Teşekkür ederim. Hocam biraz burası da giriyor. Başkanım çok özür dilerim. Evet. Bir anlaşılmışsınız. Hadi gelin. Bir anlaşılmışsınız.